Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Önceki video izleyenler ne kadar sıkıldığımı fark etmişti. Orada konuşturmadı beni. Konuşması için şimdi, çok büyük bir fırsat var. Moderatörlük yap da soru falan sor. Ottüle sözelim. Nasıl bir ottüle oldum? Sözelde. Sözelde nasıl derece yaptım? Evet. Çok. O zaman şimdi ben sözü Elif Hanım'a bırakıyorum. Evet. Şimdi önce nasıl başlayalım? Nasıl? Öncelikle ben sözelci değildim. Ben TM öğrencisiydim arkadaşlar. Mecburen, çünkü çoğumuzun da bildiği gibi artık sözel bölüm açılan çok okul yok. Ve ben Anadolu Lisesi mezunuyum. Şey değil yani, Sosyal Bilimler Lisesi mezunu değilim. O arkadaşlarım biraz... Eşit hazırlandın yani. Evet, eşit ağırlıktan hazırlandım. Sosyal bilimci arkadaşlarım biraz avantajı olabilir bu konuda. Ama çok da önemli değil. Özelden sınava giren biri olarak. Evet. Eşit ağırlık eğitimi görmek... Nasıl? Dezavantajı olan bir şey değil bence. Fazladan matematik görüyorsunuz. Tek sıkıntısı şu olabilir. Sözelden hazırlanmaya erken karar verip daha hani mesela felsefe grubuna da yoğunlaşmak gerekiyor biraz. Ben yaptım mı? Hayır, ben yapmadım. Ama İyi örnek matematik... olman lazım videoda. Deneyimlerimi aktarıyorum. Tamam. Ama mesela eşit ağırlık öğrencisi olunca hocalar sizden matematik çalışmanızı da bekliyor. Çünkü sen diyorlar ki siz hukuk yazacaksınız, işletme yazacaksınız, iktisat yazacaksınız ama öyle bir dünya yok maalesef. Sınav döneminde bizim rehberlik hocamız bize sürekli şey yaptırıyordu. Program, haftalık program işte. Pazartesinde mesela 20 tane TYT matematik çözeceksin. İşte 40 tane sosyal bilimler sorusu çözeceksin falan filan. Allah var, ben onları hiç düzenli yapmadım. Ben zaten şöyle bir karar verdim. İlk başta dedim ki 12. sınıfa bir giriş yapınca, bu arada ben dershaneye de gittim. Dershanede hocalar işte hafiften bir giriş yapıyor okuldan önce ya, böyle bir hani bir küçük bir giriş yapılıyor. Bir dokunuş. Hani nasıl, ne yapacağız bu sene falan filan. Böyle ben dedim ki, ya dedim ben hiç matematikten keyif almıyorum, hiç sevmiyorum yani bunu. Beceremiyorum yani. Dedim çok zorlamaya gerek var mı? Yani bence çok yok diye karar verdim. Dedim ben sözelciyim ya dedim. Ben sözelden girmeliyim dedim. Evet. Böyle yazmaya başladım hani, dedim Türkçe'ye yoğunlaşayım, edebiyat. Zaten keyif aldığım şeylerdi bunlar. Edebiyatta aşırı yazar eser oluyor. Çok çalışıyorsun. Kesinlikle karşılığını alamıyorsun. 3 tane soru sormuş ya. 3 tane soru. Ben 3000 tane falan bir sayıyorduk. Yazar eser ezberledik. Bir sene boyunca kafayı sıyacaktım. Bu arada önceki videoda senin dediğin gibi bu duvarlara yapıştırma şeyi. Bizim sınıfta her yer kartondu. Herkesin böyle dönem dönem işte mesela Fecraati, Servet-i Fünun şeklinde falan. Gruplu şekilde biz kendimiz hocamızla beraber yazıp yapıştırdık. Her sınıfa girdiğimizde öğle arası yemek yerken sürekli hani gözümüz görüyordu hani onları. Mesela test sorusunda gördüğünüz zaman hani tanıdık geliyor, en azından diyorsun ki aa diyor, sanki bu yani, hani sanki beyin hatırlatıyor orada sana, diyor bunu işaretle ya falan diye böyle evet. Çok soru yaptım, çok denemelerde bilinçaltına yerleşiyor dedim belli bir süre sonra, evet, bazı şeyler. Matematik çalışmamaya karar verince ben çok ağırlık vermedim matematiğe, o yüzden hani TM puanım rezalet ama TM'den seçim yapmak isteseydim yine yapabiliyordum. Biraz öveyim kendimi diyorsun. Biraz öveyim, evet. AYT'de 9 netim var. Matematikte gayet yüksek bu arada. Bu arada sözelcisiniz ama bu demek değil ki matematikle işiniz bitti. Maalesef sistem yüzünden. TYT'de matematik yapmanız gerekiyor. TYT matematiğe nasıl çalıştın? Kaç netti TYT matematiğin? Öncelikle bence onu bahsediyoruz. 20. 20 tane soru yaptım arkadaşlar. Kaç doğru? 19 doğru. Gayet güzel bu arada bence. benim için gayet güzel çünkü şöyle. Bence bir sözelci için TYT matematik kilit noktası problemlerdir. Problem çalışın. Yani benim matematikte iyi olduğum iki şey var. Birincisi mantık. O da matematik sayılmıyor yani, mantık öyle bir şey. İkincisi de problemler ki onu da mantıkla bulabiliyorsun. Yani mantıkla yapılabilecek şeyleri bir sözelci olarak yapabilirsiniz. Bu sizin bence şeyiniz olsun. Neyiniz olsun? Ayrıcalığınız olsun. Yani sözelcisiniz, bu demek ya, ki matematiği yapamazsınız. Zaten halasını yaparsınız. Bence eşit ağırlık ve sözelde yani çok büyük bir fark atmak istiyorsanız rakiplerinize matematiği kesinlikle yani yapmanız lazım. Hatta hep rehberlik hocalarınız size der ki siz TM'lisiniz ya da sözelcisiniz. Sizin matematik ve fen
TYT'de belirleyici olacak. Ben finish yapamadım mesela TYT'de. Keşke yapabilseydim. Sosyal, vaktim yetmedi. Yani sayısalda da sosyal mesela belirleyici oluyor. Aynı şekilde sözel ve eşit ağırlıkta da hani asıl alanınız olmayan şeylere bakmanız lazım. Size puan getiriyor çünkü rakipleriniz muhtemelen benim gibi yapamayacak. Çünkü vaktim yetmemişti benim de mesela. TYT'de en önemli birinci şey bence zaten vakit getirmek. Yoksa evet, yapılmayacak şey hiç değil. Hatta benim matematikte de mesela bazı soruları ben hala görememiştim. Türkçe'ye ben başladım. Bismillah dedim, açtım kitapçığı. Dedim ben bunu yaparım. Baktım aslında iyi gidiyordu. İlk sorular, ilk 15 soru, 10-15 soru iyi gitti. Tamam, güzel. Sonra bir baktım ben çok yavaş yapmışım ya. Hani böyle mesela denemelerden gerideydim. Asıl sınavda. Sonra ben bir panik oldum normal olarak. Siz panik olmayın. Panik olmayınca yetişiyor. Kesinlikle yetişiyor. Denemelerde hiç panik olan birisi değilim. Çünkü deneme adı üstünde. Hani o sınav batırsanız da deneme yani. Gerçek sınav değil sonuçta. Kendinizi deneyin. Ondan başlayın, bundan başlayın. Gerçek sınavda böylece ne yapacaksınız? İşte Mert'in de dediği gibi rahat bulabilirsiniz. Demek istediğim şu ki panik olmayın. Yetişir. Yetişir yani. Ben panik oldum. Biraz daha kötü yaptım. Hani geri dönüp panik olmasaydım diyor muyum? Demiyorum. Çünkü olduğum yerden mutluyum. Ama yani siz çok hırslı birisinizdir. İşte ben mükemmel sınav yapmak istiyorum diyorsunuzdur. O zaman panik olmayacaksınız. Bunu yenin. Bunu yenmenin evet, bir yolunu bulun. Panik olacak bir şey değil ya. Alt üstü bir sınav diye düşünebilirsiniz. Öyle çünkü yani gidiyorsun çıkıyorsun. Daha önce girdiğinden hiçbir fark olmuyor. Hatta daha zor denemelere girmiş bile olabilirsiniz sınavdan önce. Çünkü o sınav hani TYT sınavı şöyle hazırlanıyor. Ortak bir sınav. Yani siz de giriyorsunuz. Herkes o sınava giriyor. Bütün alan, farklı alanlardan insanlar giriyor. Hepimiz aynı sınavı farklı çözdük. Farklı düzeyde liselerden insan giriyor. Mesela sen Fen Lisesi mezunuydun. Ben Anadolu Lisesi mezunuydum. Aynı sınava giriyoruz. Ortak hazırlandığı için herkese göre hazırlanmış bir sınav. O yüzden ben bunu yapamam diye düşünmeyin. TYT'yi hepiniz yaparsınız. AYT'ye nasıl çalıştın? Ben sözelden girmeye karar verince dedim ki ben bu felsefe grubunu, edebiyatı çok iyi yapacağım. Dedim aklıma koydum dedim. Ben bunu yaparım çünkü yapamayacağım bir şey değil. Zevk alıyorum, anlıyorum, çalışıyorum, yaparım. Sonra baktım edebiyat zaten işi iyi gidiyordu çünkü ezber yaparken çok zorlanan birisi değilim. Tarihi seviyorum. Coğrafyayı ben mesela çok severdim. Coğrafya çalışırken zorlananlar varsa. Coğrafyayı sevin. O zaman çok iyi çalışacaksınız ama sevmiyorsanız. Tavsiye verecek bir şeyim yok. Çünkü sevmeyen arkadaşlarıma çok büyük bir külfetti bu. Yani coğrafya çalışırken sürekli ağlıyorlardı falan. Coğrafya güzel bir şey çalışın. Zevk almaya bakın. Deyin dağları denize para ver. Zevk alın yani. En büyük tüyo size sözelci olarak. Bir sözelci beynini her zaman aktif tutmalı. Yani okurken kendinizi verin. Yani böyle full konsantre olun. Böyle okuyup geçip konuyu bir bitirip test çözmektense kendinizi verip konuyu anlayıp hani çok fazla test kasmanıza gerek var mı? Bence yok. Ben hiçbir zaman öyle çalışmadım yani. Bilgiyi orada öğrenmek önemli. Aynen. Sınavda kullanıyorsunuz. Bence bundan çok korkmayın. Test çözmek size pratiklik kazandırıyor. Kesinlikle. Yani süre için. Evet. Ama mesela AYT'de bir süre sıkıntınız yok. O yüzden daha çok konuya odaklanın. Gayet bunu öğrenin. AYT'de felsefe grubunu fulledim arkadaşlar. Nasıl fulledim? Çok aktif okudum. Yani şey, kendimi veriyordum hep. Çok test çözdüm mü? Hayır. Hatta az önce söyleme dedi ama son 1,5 ay kala çalıştım ben bunu. Ne yaptım? Felsefe, sosyoloji, psikolojiyi 1,5 ay kala çalıştım. Aslında güzel bir şey. Yani şu an hala çalışmayanlar için güzel bir örnek. Evet. Hani yani nasıl çalıştınız? Ne yaptın? Ne yaptım? Hepsi için bir kaynağım vardı. Bunun için de bence çok fazla haldır kaynak aramaya gerek yok. Yani sadece bütün konular içinde olan bir kaynak edinip, hatta bence artık internetten de bulabilirsiniz. Bunu okuyun. Yani kendinizi vererek okuyun, öğrenin. Bu konularda çok fazla değişiklik olmuyor. Yani şu kaynakta çok farklı, bu kaynakta çok farklı değil. Çok fazla güncelleme de yapmıyorlar. Sözelciler kimsenin umurunda değil. Pratiklik istiyorsanız teste de odaklanabilirsiniz. Ama her zaman için önce konuyu oturtun kafanızda. Sonra yapın. Çünkü eğer konuyu oturtmadan hani öyle bir okuyup geçip test çözdüğünüz zaman bence biraz karışıklık olabiliyor. Mantıklı. Ben de olmuştu yani. O yüzden sonra dedim ki hayır, önce konular bitecek.
sonra. Peki sonra. Video falan izledin mi YouTube'dan? Neler yaptın? Sadece yani? Coğrafyadan video izledim. Çünkü coğrafyada bazı şeyleri görsel olarak gördüğün zaman mesela işte dünyanın şeklini falan canlandırdığı zaman animasyon şeklinde falan izleyince daha yararlı olduğunu düşünüyorum. Çünkü görsel olarak beyninde kalıyor. Hatırlaması daha kolay. Ama tarihte, edebiyatta falan hiç video izlemedim yani. Bilmiyorum. Hiç girip de edebiyat videosu. Hiç izlediğimi hatırlamıyorum. Mesela edebiyatta hani böyle oturup saatlerce ezber yaptım mı? Hayır, yapmadım. Hocayı çok iyi dinliyordum. Hocanın sesini yerleştiriyordum ben hep. Her derste yapıyordum bunu ama edebiyatta hani ezber şeylerde ya da tarihte mesela bu daha çok önemli oluyor bence. Hoca bize hep şey veriyordu. Task sheet. Not veriyordu. Tamam. Ben o notları ne yapıyordum? Dersi hoca işlerken aynı anda önemlilerin fosforlu kalemle çiziyordum. İşte yazarları çiziyordum. Bazen edebiyatta yazarların şeyi de soruluyor, işte hayatlarından bir kesit falan da geliyor ya. Onda önemli olanları çizdim. Hiçbiri gelmedi. Çoğu gelmedi ama gelebilir. Yani neyin geleceği belli olmaz. Mesela bu sene Orhan Pamuk yeni kitap çıkardı, ona çalışın. Çünkü Orhan Pamuk sanmayı seviyorlar. Öneri. Bakın ona bir. Defter tutmanın. Bir ara coğrafyada defter tutmaya yeltenmiştim. Sonra onu da başaramadım. Çok bir düzenli olarak not almadığım ya da çalışmadığım için. Şimdi ben çok düzenli çalışmadım ama kaosun içinde ve bir kendi düzenim de yok değildi. Benim kafamın içinde çalıştım sanırım. İşte sürekli burada aktif tuttum. Mesela tarih. Tarihte nasıl çalıştım? Hiçbir zaman ben ezber yaptığımı hatırlamıyorum. Hatta edebiyatta bile ezber hani çalışmadım. Oturup da bu diye çalışmadım yani. Edebiyatta mesela hocayı dinledim, altını çizdim. Biraz görsel hafızam yardımıyla bunları aklımda tuttum. Tarihte de hep hoca anlatıyor ya da bir yerden duyuyorsunuz ya da okuyorsunuz. Bunu hep zihninizde canlandırıyorsunuz. Bu olayı adım yani kendi adımlarını zihninizde tutun. Mesela İnkılap tarihi. Tarihleri hani aklınızda tutmak için ezberliyor musunuz? Ben ezberlemedim. İşte zihnimde bunu canlandırınca aklımda kalıyordu. Ha diyorum işte evet, bu 1924. Sonra bu oluyor. Bu 1925 mesela. Bu olayları sırasıyla... Saltanatın kaldırılması. Peki evet. Sınav anınla alakalı anlatmak istediğim sınav bir... Sınav anınla anlatmak istediğim çok güzel bir anım var. Bakın şimdi hepiniz çok dikkatli dinleyin burayı. Ben bu sınavdan derece yapsaysam, bütün sözlerce arkadaşlar derece yapabilir. Şimdi konuları biliyorsunuz, öğrendiniz, okudunuz. Bu sizin aklınızda kalıyor yani, korkmayın. Önemli olan şimdi sıra sınavda bu bilgileri kullanmaya geldi. Ne yapacağız? En zor kısım. Özellikle felsefe grubu sorularında, felsefe sorularında, sosyoloji sorularında, psikoloji sorularında bütün şıklar ikiz gibidir. Sizin de bildiğiniz üzere ÖSYM'nin en sevdiği taktik. Bu şıkları ikiye indirseniz bile hangisi acaba çok zor oluyor. Gerçekten ben bunu çok zorlandım. Attım tuttu demeyeceğim ama şıkları eleyerek yapıp hani doğru sonuca vardım. Hani hiçbir soruya bakınca ah işte bu diye işaretlediğimi hatırlamıyorum. Eledim öyle doğruyu buldum. Yani direkt bakınca bulamazsanız panik olmayın, AYT için söylüyorum. TYT için zaten panik olduysanız oldunuz. Olmadıysanız geçmiş panik olmak diyorsun. İçin vaktiniz yok. Geçmiş olsun derim. Ben panik oldum ama o kadar kötü bir sonuçta yapmadım. Bir derin nefes alın. Bir yudum su için devam edin. Yani şekeri atın. Şeker yemeyin ya. Şeker dokunabiliyor. Ben yedim. Ben hiç çok şeker yemem sınavda. Niye? Bazen bana dokunuyor ya. Bir de bulanıyor falan. Öyle bir tehlikeniz varsa şekerden uzak durun. Bunu da deneyin. Sınavda bak. Evet, bu sınavda, çok önemli. Şeker deneme sınavında bir şeker alın, yiyin. Bir şey oluyor mu? Bunları deneyin. Çok su içmeyin mesela. Sürekli tuvaletiniz gelir, konsantre olamazsınız. Bunu bir rehber hocalarınız da söylemiştir belki. Söylemeyenler için tekrar diyeyim. Benim sınavımda bir tane arkadaşımız tuvaleti geldiği için erken çıkmak zorunda kalmıştı. Hocam dedi tuvalete gidebilir miyim? Çok konsantre bozuyor. İzin yani, vermedi. Evet, dedi o zaman bitirme yani. Verip çıktı kağıdını. Konsept olarak saçma bir sınav zaten ama bu sınavı geçmek zorundayız maalesef. AYT'de de ben ne yaptım? Dedim ki hiç boş bırakmayacağım. Hiç boş bırakmadım. Yani edebiyat salladın ve mı? Felsefe grubunda sallamadım. Da şıkları hani eleye eleye gittim. Aynen eleye eleye gittim.
o şekilde işaretleme yaptım. Zaten çok vakit var, her türlü evet, yetiyor aynen. Yani zaten bir de ben matematiği çok çözmedim. Baktım 9 tane çözdüm. 9 tane çözdüm, 9 netim var. Hiç bulaşmadım bilmediklerime. Bu arada AYT'de mantıklı soru çözülüyor. 9 soruyla mantığımı çözdüm. Böyle TM öğrencisi olduğum için galiba hem okulda hem dershanede hani mecburen matematik dersine girdiğiniz için hani ucundan kıyısından dinleyince aklınızda kalıyor demek. Bende bazı şeyler kalmış. Mesela ben bir tane integral sorusu yapmışım. Nasıl yaptım? Şimdi sorun integralin iyisini yapamam. TM öğrencisiyseniz matematiği yapmanız lazım. Halletmeniz gerekiyor. Tabii ben burada size bir şey söyleyemem çünkü ben yapmadım. Zaten bu videonun TM'ci bir arkadaşımızla olanı da gelecek. O online gerçekleşecek galiba o video ama o videoda 1-2 hafta içinde yayında olur. Beklemede kalın. Ama yine söz aksın. Boş bırakmayacağım dedim. Dedim ki başlarken sınava Yallah diye bir açtım yine kitabı. Dedim hiç boş bırakmayacağım. Ya hepsini ya hiçbirini dedim. Hepsi doğru böyle oldu arkadaşlar. Hepsini doğru yapmanın formülü galiba bu. Kendinize inanın. Şimdi bu tehlikeli bir şey. Ama evet kendinize yani. De bir yerde güvenmeniz lazım. Benim bu kendime güvendeki en büyük etkenim. Önceki gün TYT'de panik olup yapabileceğim şeyleri yapamamamdı. Kendime kızdım olduğumda. Sonra dedim ki ya hepsini ya hiçbirini. Başladım işte öyle. AYT'de çözmeye. Şimdi bak doğru gelmiş yani. Kendinize güvenin bu konuda bence. Evet, bilgilerinizi kullanırsınız yani. Kendine güvenmeden sınava girersen zaten yani baştan elenirsin. Düzensiz çalışıyorsanız bile, benim gibi bir öğrenciyseniz bile. Yani yapabileceğiniz şeyler var. O yüzden hiçbir zaman bırakmayın. Yani mesela ben diyorsunuz ki yanınızdaki arkadaşınız, ben bunu çok yaşadım. Haldır haldır test çözüyor. Böyle deneme sonuçları çok iyi geliyor. Bu arada deneme gerçekten önemli şey. Stresinizi, panik kontrolünüzü ya da mesela soru çeşitliliğini, gördüğünüz soru çeşitliliğini arttıran bir şey. Özellikle önceki sınavlardan çözdüğünüz sorular. Paragraf sorularını çok öne geçiriyor bence. Evet. Deneme çözmek. Bir de mesela önce paragraf sorularını mı çözmeliyim? Ya da paragrafta hangi tekniği kullanarak çözmeliyim. Yoksa önce dil bilgisinden başlamalıyım. Bunları görmeniz için de deneme çözmek önemli oluyor. Biz mesela okulda her hafta denemeye giriyorduk. Ben evde hiç deneme çözmedim. Çözenler var. Yani, yok diye. Ben de şunu söylemek istiyorum. Yani herkesin çalışma stili farklı. Evet. Biri gibi çalışmak zorunda değilsiniz. Kendi çalışma stilinizi oluşturun. Kesinlikle. Ya, bu illa hani ben şöyle yaptım, sen böyle yaparsan olur değil. Evet. Bizim sadece dediğimiz burada konuştuğumuz şeyler bir öneri. Biz bunları yaptık. Yani sonuçları bunlar oldu. Size tavsiyeler. Evet. Kendi çalışma düzeninizi oluştur. Az önce dediğim gibi mesela arkadaşlarınız sizden çok farklı çalışacak. Evet. Siz kendiniz çalışmıyormuş gibi hissedeceksiniz. Bu oluyor. Mesela ben test çözerek çalışmadığım için hani bir ara şey diye düşündüm ya. Böyle dedim, ya yapamayacağım galiba. Ben böyle çalışıyorum ama bu doğru değil herhalde. Çünkü herkesin bir bildiği var ki böyle çalışıyor. Ama işte kendinize göre demek ki bu uygun. Evet. Yine iyi bir sonuç elde edebiliyorsunuz. Mesela şu an üniversitede böyle yapıyorum. Kesinlikle diğerlerinden farklı çalışıyormuşum. Yani grupta falan da bunu fark ediyorsunuz ama yine de iyi sonuç alabiliyorsunuz. O yüzden diğerlerinin odaklandığı şekilde odaklanmıyorsanız da bu dezavantaj değil. Çalışma evet. Stiliniz çok farklı olabilir. Buna takılmayın. Yapıyorsanız bitmiştir olay. Evet. Herkesin bir sistemi, bir şekli var. Takın kulaklığı, açın Spotify'ı. Evet. Öğrendiklerinizi, okuduklarınızı düşünün. Mesela ben her zaman şeyi çok etkili buluyorum. Öğrendiklerimi hep zihnimde maddeleştiriyordum mesela. Ve kronolojik sıraya koyuyorum. Mesela tarihte kronolojik sıraya koymak bence öğrenimi kolaylaştıran bir şey. Doğru. Hani sırasıyla. Ya bunu mesela senin gibi aklından yapamayanlar yazarak da yapabilir. Evet. Mesela defterde maddeli şekilde, sıralı şekilde, kronolojik bir şekilde sıralayın. Yazın mesela eğer yazarak öğreniyorsanız. Görüntü sizin için önemli öğrenirken. Altını çizin, renkli kalem kullanın. Doğru, yine kesinlikle. maddeyle öğrenin. Maddeleştirin bilgileri. Ya da benim gibi dinleyerek öğreniyorsanız en iyi. Hocamızı iyi dinleyin. Bunu söylemek istiyorum. Hiçbir hocayı küçümsemeyin. Evet. Her hocadan öğreneceğiniz mutlaka bir şey yani, oluyor. Her hocadan kesinlikle yani
Kesinlikle. En ufak bir bilgi olsa bile öğrenebilirsiniz ki öğreniyorsunuz. Evet, mutlaka beyninizi dinlendirmeniz lazım. Yani doğru. Çok yüklenmeyin. Yüklendiğiniz zaman beyin kendini bence kapatıyor. En azından bende böyle oluyor. Oluyordu yani. Çok böyle hani bence yarış atı değilsiniz. Kendinize zaman verin. İşte kendinize bazı ödüller verin. Bence çalışırken çok böyle hani hırslı olmak kötü bir şey değil. Ama hırsınızın kurbanı da olabilirsiniz. Evet, kurban olabilirsiniz. Yani çok fazla şey yapmayın. Üstünüze gitmeyin, kendi üstünüze gitmeyin. Yani biraz rahatlamak için vakit ayırın. Korona yoktu. Evet. İşte biz okula gidiyorduk. Dershaneye, çok özel derse gidiyorduk. Şimdi sizin için çok zor bir süreç. Evet. Bunu kabul ediyordur. Herkes kabul ediyordur. Yani sizin sınavı yaşadıklarınız daha zor. Geçen sene giren arkadaşların sınav şeyi, tarihi bile sürekli değişiyordu sanırım. Evet. Çok zor yani, evet. Ama siz elinizden ama gelin. Bir de şöyle bir şey var. Bu zorlukları sonra yaşıyorsunuz. Ama şöyle düşün. Bu zorlukları sınava giren herkes yaşıyor. Evet, herkes. Yani siz hani siz ayrı bir yerde değilsiniz. Size sınav ertelenince diğer ülkedeki sınava girecek tüm herkese ertelendiği için bu herkes için bir dezavantaj. Bunu kendi avantajınıza çevirin. Motivasyonunuzu kaybetmeyin. Aynen. Evet, evet. Psikolog değilim. Rehber öğretmeni değilim. Ama çok hassas bir süreç. Ben çok iyi anlıyorum. Mesela ben zaten çok dış etkenlerden çok çabuk etkilenen birisiyim. Sınav döneminde de öyleydi. Çok hassastı. İşte İlk başlarda, özellikle birinci dönem sonuna kadar her şey moralimi bozuyordu ya. Böyle her şeyden etkileniyordum. Bir şey olmadı, etkileniyordum. Okulda bir şey oldu, etkileniyordum. Ev hayatınızda var şimdi. Arkadaşlık. Çevrenizde bir şey etkileyebilir. Özellikle mesela bir yerden sonra bunu aşmayı öğreniyorsunuz, evet, aslında. Özellikle mesela arkadaşlıklar arasında çok sarsıntılar olabiliyor. Ben çok arkadaşımla kavga ettim yani, tartıştım. Ama bunun sebebi hani herkesin gergin olması. Evet, evet. Böyle evet. Şeyler oluyor. Hani en yakın arkadaşlarımla küstüğüm, bozuştuğum zamanlar oldu. Özellikle sınav yaklaştıkça bunlar daha da artıyor. Ya çünkü herkes stresli, gergin oluyor. O stresi dışarı vuruyorsunuz ve böylece hani aranızda bir yerden çıkarabiliyorsunuz. Aranızda doğru. Sıkıntılar olabiliyor arkadaşlar arasında. Bunu takmayın. Bunu sürece bırakın. Evet. Yani üstüne çok odaklanmayın bunlara. Elektriğinizi atacak bir şey bulmak evet. Önemli. Yani kafa dağıtmak gerçekten önemli. Kesinlikle. Son sözlerim bunlar. Ben yaptım, o yapamadı bilmem ne. Kendinizi çok kıyaslamayın. Evet. Kendinize güvenin. Kendinize güvenin. Kendinizi kıyaslamayın. Üstünüze çok gitmeyin. Daraldıysanız biraz elektriğinizi atın. Kendi yolunuzu bulun. Yani dışarıdaki insanlara çok takmaya gerek yok. Herkesin kendi şeyi, kendi yolu. Bir sonraki videoda da belki size bir gün nasıl tarih bölümünü seçtim. Neden tarih bölümünü seçtim? Evet, bununla alakalı da video gelir. Gitme. Bu iki videoda, bir önceki videoda, bu videoda yani biraz daha ciddi konulardı. Evet. Size tecrübelerimizi size aktarmak istedik. Deneyimlerimizi aktardık. Aynen. Yapabilirsiniz, inanabilirsiniz diyoruz. Gerçekten inanıyorum. Bence herkes bu sınavı başarılı bir şekilde atlatabilir. Evet. Ve o şey için yapmayın yani. Herkesin hedefi farklıdır. Kimin hedefi ilk bine girmektir, kimin hedefi 10.000'e girmektir, kimin hedefi 100.000'e girmektir. Evet. Hepinizi kendi yapabileceğinizden bir tık daha üste tutun. Ona göre çalışın. Böylelikle yani daha iyi sonuçlar elde edebilirsiniz. Yok. Kapatmak ister misiniz onu? Kapatayım. Nasıl kapatayım? Okey. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bundan Boğaziçi'ne selam olsun. Şuraya da Boğaziçi. Buraya diren boğun. Şuraya Boğaziçi koy. Şuraya da Ottu koy. Ottu şeyini yemedim bugün. Ottu kalp Boğaziçi. Görüşmek üzere.